Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Yine biraz geç kaldı maalesef videomuz. Kusura bakmayın. Şimdi çok fazla laf uzatmadan direkt yayınımıza geçelim. Grafiklerimize bakalım. Her zamanki gibi BIST 100 grafiğinden bakıyoruz. BIST 100'de baktığımız en büyük, en önemli çizgi biliyorsunuz bu çizgiydi. Geçen haftalarda zorladık. Oradan geriye dönüş yaptı. Acaba trend bitti mi diye düşündürmeye başladı bizi açıkçası. Geçen haftaki videomuzda da hafta içi tweet attım. Videomuzda da belirtmiştim açıkçası. 1430'lara kadar bir düzeltme gelebilir diye. Özellikle şuradaki kısa vadeli trendimiz kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi şu barla birlikte 2 gün üst üste 2 günde bir anda 1400 76'dan 1430'lara kadar geri geldik. Bu trend kırıldıktan sonra maalesef satışlar hızlandı ve 1430'a kadar geldik. Şimdi Perşembe günü ciddi bir barla birlikte yukarı doğru hareket yaptık ama Cuma günü yine biz ağır açıkçası bir satış oldu. Tabii yurt dışı piyasada da bu arada ciddi satış yedi. Amerika Dow Jones S&P çok sert hareketler yaptı onlar da aşağı yönlü ağırlıklı. Yani biz de onlarla birebir hareket ettik diyebiliriz açıkçası. Şimdi bu hafta ne olabilir ona bakmak lazım. Perşembe günü bir tweet atmıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Cuma günü kapanış çok önemli olacak diye. Neden çok önemli olacaktı? Şöyle yakınlaştıralım. Şuradaki barı yani şu barı bu düşüşten sonra şu barı teyit edilmesi gerekiyordu. Bu, eğer ki kapanışımız yine şurada 1457'nin ne kapatmıştık Perşembe günü? 1452. 1457'nin üzerinde bir kapanış yapmış olsaydık zaten Cuma günü yüksek 1457 gördük. Bunun üzerinde bir kapanış yapmış olsaydık bu bize düzeltme olarak kalacaktı. Bu şekilde buradan tekrar şu şekilde yukarılara doğru bir hareket içinde olacaktık. Yalnız ve haftalık kapanışımız çok güzel olacaktı. Şöyle haftalık grafiğe bakacak olursak haftalık kapanışımız 1457'nin üzerinde olsaydı bakın şuralarda olacaktı. 1456-57 şuralarda olduğunu düşünün. Düşük olarak 1427 görüp 1457 kapatmış olacaktı. Ve mum bar olarak da çok sağlam bir dönüş formasyonu olacaktı. Sağlam bir ayılar için özellikle, boğalar için özellikle sağlam bir bar olacaktı. Ama maalesef satıcılı bir bar oldu. Şimdi tekrar günlük grafiğe dönecek olursak şimdi hatta şöyle 60 dakikalık grafikte bakalım açıkçası. Şimdi burada şuradaki hareketimiz arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim dolar grafiklerinde şöyle bir düşüş tepkisi ve devamı geliyor. Burada işte çengel dediğimiz bir formasyon oluşuyor açıkçası. Şu şekilde bakın şöyle bir çengel formasyonu oluşuyor. Buradaki bu formasyon da burada kuadrant aracını kullanıyorduk. Kuadrant aracını da şu şekilde kullanıyorduk arkadaşlar. Buradaki düş çizdikten sonra buradaki dibi gördükten sonra tepki maksimum buralara kadar olabiliyordu zaten. Hatta şuralara kadar bile olabiliyordu ama buralara gelmedi bile açıkçası. Oradan geri dönüş yaptı. Buradaki bunun normalde şöyle biraz daha böyle daraltacak olursak, bunun normalde arkadaşlar eğer ki bu formasyon çalışırsa bunun çalışması için 1427'yi kırması gerekiyor öncelikle. 1427'yi kırdığı noktada şuradan bakın şuradan başladı diye varsayalım. Çok da fazla şey yapmayalım. Burada sert hareketlere bakmamız lazım açıkçası. Şurası neydi? 1474. 1474'ten 1427'ye kadar bir düşüş. Bunu şu şekilde bir şöyle koyduğumuz zaman bakın bizim hedefimiz yalnız burada maalesef olmuyor tabi. Şöyle silmemiz lazım. Yani şurada şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan başlıyoruz. Buradaki şöyle bir çizgi çiziyoruz. Buradaki ne? 1473. Hemen hesap makinesini açıyorsunuz. 1473'ten 1427'ye kadar ne kadar düşmüş? 46 puan. Arkasından şuradan 1457'yi görmüştük. 1457'den de 46'yı çıkarttığımız zaman 1411 gibi bir hedefimiz oluyor. Yani burada açıkçası 1427'leri kırdığı noktada 1411
1411'inde 6 hatta şuralara kadar. Bakın 1410, 1411 zaten burada yatay bir desteğimiz var. Şunu hemen eski haline döndürelim. Bakın burada bir yatay desteğimiz var. Buralara kadar satışların gelme ihtimali yüksek. Yani burada 1427 stop olmak üzere long düşünülebilir ama şu anda açıkçası kırma ihtimali de yüksek gibi geliyor bana. Tabii yurt dışı piyasalar da önemli ama yani sanki teknik olarak buralara kadar gelecekmiş gibi bir görüntü var. Burada trend bozulur mu? Açıkçası şu anda trend birazcık böyle yara aldı diyebiliriz ama asıl dönüm noktası neresi? Hemen burada bir Fibonacci seviyelerine de bakalım son yükselişin. Bakın şuradan. Zaten ilk döndüğü yer gördüğünüz gibi burası. İkinci döndüğümüz yerde 1411'ler demiştik. 1411'lerde %50 düzeltme seviyesi. Yani arkadaşlar burada ilk planda 1427'nin altında bence long düşünülmemeli. İkinci long düşünülebilecek seviyemiz de şurası. Yani 1410 bölgesi, 1411 bölgesi. Buradan belki ikinci tur bir long düşünülebilir gibi geliyor bana. Ama şu an için açıkçası sanki buralara kadar gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Ama şurada da bir ikili dip yapıp yukarı dönme ihtimali var. Yani 1427 önümüzdeki hafta hatta pazartesi günü çok önemli bir seviye olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Çok dikkatli takip etmek gerekiyor açıkçası. Şöyle de aslında bir grafik de bakın çizebiliriz yani şöyle. Şu şekilde bir grafik de çizebiliriz. Bu da bizim destek noktalarımızdan birisidir diye düşünüyorum açıkçası. Burada nereye geliyor? 1409'lara, 1410'lara kadar geliyor. Yani 1409'un altında, 1410'un altında kesinlikle ve kesinlikle hızlı bir şekilde şuradaki yani şu 1409 diyorum. Şuradaki seviyemiz pardon 1427'nin altında hızlı bir şekilde 1409'lara kadar gelme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Bu şekilde bir takip etmekte fayda var. Şimdi şunu tekrar kaldıralım ana şeyimizi. Şurada da hep böyle söylediğimiz bir megafon yapısı derler ya megafon yapısı derler. Gördüğünüz gibi burada da bir megafon yapısı da oluşabilir. Şuradaki 1426 desteğine baktığımız zaman eğer kırılırsa kırılmadığı sürece buradan böyle bu şekilde bir yukarı doğru hareket olabilir ama yani pazartesi ve salı yani son noktamız artık arkadaşlar yani 1427-26 noktası olması gerekiyor ama trendin bozulması nerede bozulabilir trend nerede bitti diyebiliriz 1409'un 1408'in altında da trend bitti diye belirtebiliriz açıkçası şimdi BIST 100'deki durumumuz bu. Şimdi burada BIST 30 tarafına geçelim. BIST 30 tarafında da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Burada da Cuma günü Perşembe günkü dibimiz 1530'du. BIST 100'e göre daha aşağıda kapattı. 1534-36 kapattık. Burada da 1500 düşük seviyemiz neymiş? 1529. 1529'un altında 1515 hatta 1508'lere kadar bir satış gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Burada şu şekilde de bir desteğimiz var arkadaşlar. Neresi burası? 1475 ana trend desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bakacağımız noktalar da buralar. Şöyle hemen bakın şöyle şunu da şöyle çizelim. Bunu mavi olarak çizelim. Yani bu noktalar bence çok önemli seviyeler. Ama pazartesi için kesinlikle ve kesinlikle Perşembe günkü dip seviyemiz BIST 100 için, BIST 30 için, VIOP için çok önemli seviyeler. Onun dışında şuradaki bizim durumumuzu biliyorsunuz zaten. Yukarı doğru gittiği zaman da zaten burayı tekrardan konuşmaya başlarız açıkçası. Ama dediğim gibi trend bitti demek için şuradaki mavi çizgi ama asıl büyük trend bitti demek için bu zaten şuradaki kırmızı kırılırsa yani 1476 kırılırsa BIST 30 için bu sefer yeniden 1375'ler hatta 1200'lere kadar BIST 30 için gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Tam bu noktada
Yurt dışı piyasalarla daki korelasyonumuza bakalım arkadaşlar. Yurt dışı piyasalardaki korelasyonumuzda da biz nereden bakıyoruz? Şöyle Kasım ayından, Kasım rallisinin başlangıcından bakıyoruz biliyorsunuz. Şöyle yapacak olursak. Burada biz %24 yükselmiş durumdayız. Şöyle hemen bakalım, bir saniye pardon. Biz %25 yükselmiş durumdayız. Kospi Güney Kore %33 yükselmiş. Hindistan ve Rusya da %47, %49 daha böyle yakın birbirine hareket etmekte devam ediyorlar. Yani burada biz halen ciddi şekilde iskontoluyuz. Yani Kospi'ye göre bile %8 iskontoluyuz. Hindistan'a göre zaten hemen hemen %25, Rusya'ya göre %25 iskontoluyuz. Bunu birazcık daha şöyle daha yakın vadeye böyle alacak olursak, mesela şurada Mayıs başına göre alalım. Mayıs başında gördüğünüz gibi bu sefer Güney Kore bizden daha kötü bir performans göstermiş. Biz %5 yükselmişiz. Ama yine Hindistan ve Rusya %18'e %21'lik bir yükseliş kaydetmiş durumdalar. Yani kısa vadede baksak, uzun vadede baksak ciddi bir prim potansiyelimiz, yani prim potansiyelimiz var demeyelim, iskontomuz var diyebiliriz açıkçası. Daha uzun vadede tabii gördüğünüz gibi Mart rallisinin başladığı noktaya bakacak olursak da burada da yine Hindistan, Güney Kore, Rusya ve biz devam ediyoruz. Bakın Rusya gördüğünüz gibi çok geride kalmış. Bakın Kasım rallisini, yani Mart rallisini neredeyse hiç yapmamış ama Kasım ayından itibaren de Kasım rallisiyle birlikte ciddi bir şekilde güzel bir trendle birlikte hemen hemen bir yükseliş kaydetmiş. Mart ve Kasım arasındaki, yani pandemi dibinden sonraki yükselişte çok bir şey elde edememiş ama daha sonra ciddi bir prim sağlamış gözüküyor. Şimdi şöyle hemen BIOB tarafını açalım. BIOB endeks kontratını açalım. Burada da zaten burada akşam seansıyla birlikte satışlar arttı ve kapanışımız 1555 oldu arkadaşlar. Burada zaten 1553 görmüştük Perşembe günü. Cuma günde bunu dibine gelmiş durumdayız. Yani burada da bizim şöyle hemen trendimizi çekecek olursak da arkadaşlar çok bizim bu yükselen trendimize yaklaşmış durumdayız. Yükselen trendimiz nerede? 1538'de. Yani ciddi bir şekilde hemen hemen işte 2020 puanlık bir seviyemiz kalmış durumda. 2000 puanlık bir seviye kalmış durumda. Zaten o da diğer şeylerle birlikte. Şuradan bir düşen trend bakın olmuştu. Burayı pullback yapar mı demiştik. Bunu da aşağı kırmış durumda. Artık bunu da pek şey yapmıyoruz ama burada gördüğünüz gibi şuradaki dip seviyemizde 1547, yani şu bölgeler gördüğünüz gibi şuralar 1500, zaten 1540 olacak Pazartesi günü. Buradaki yükselen trendimiz 1540 bölgesinde ciddi bir desteğimiz var. Burasının kırıldığı noktada zaten bence artık satışlar çok hızlanacaktır diye düşünüyorum. Yani burası kırıldı mı bence BIOB endeks tarafında da bitmiş olacak, yani trend de bitmiş olacak. Buradaki bundan sonraki desteğimiz neresi? Şurası arkadaşlar, bakın. Bakın şurası ciddi bir destek olarak karşımıza çıkacak. Burada, ama trend kırıldıktan sonra buradan da bir ikili dip yapma ihtimali var mı? Şurada bakın bir ikili tepe. Burada bir ikili dip yapabilir. Bu şekilde takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. Sırayla şöyle gidecek olursak. Bankacılık endeksi de aynı şekilde. Bankacılık endeksinde de şurada bir trendimiz var. Yükselen trendimiz var. Bu trend bayağı bir uzakta kaldı aslında. Bu trendi değmek isteyebilir mi? Değmek isterse zaten biz de 30 tarafında bu sefer sanayi şirketleriyle bence dengelemeye çalışırlar diye düşünüyorum. Ama ondan önce tabii şurada da hemen hemen aynı yerlere geliyor aslında. Şurada da bir 1246'larda da bir desteğimiz var. 1246'dan önce de 1282'lerde de bir desteğimiz var. Ama bankacılık endeksinde de
zayıflama mevcut. Yani o güçlü görüntüsü bozulmuş durumda. Durum bundan ibaret. Bankaların zaten kendi iç durumları da bununla alakalı zaten. Ama ne olursa olsun yurt dışı piyasalar tabii satışlar hızlanacak mı, devam edecek mi ona bakmak lazım. Yurt dışını çok sıkı takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dolar tarafına bakalım. Dolar tarafı da geçen hafta çok ciddi bir hareket içindeydi arkadaşlar. Şimdi dolar gördüğünüz gibi yani 8.30'un altında kalamadı. Yani 8.30'un altında bir türlü kalamadı. 8.30'un altında kalamayınca da buradan ciddi bir alışla birlikte yukarı doğru bir hareket yapıyor. Yani artık bundan sonra yukarı tarafta ne takip edeceğiz? 8.61'ler. Bu düşen trend 8.61, 8.60 bu şekilde aşağı doğru gelecek. 8.60, 8.61 bölgesi artık bundan sonra çok ciddi bir ve önemli bir seviye. Yani burası kırıldığı noktada, düşen trend kırıldığı noktada yukarı doğru hareket hızlanacaktır. Aşağıda ne var? Hemen onda kalın bir çizgiyle artık 8.25, 8.30 bölgesi artık ciddi bir destek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaten şurada bakın çok ulu bir dip yaptı burada. Burada da bir türlü kırmak istemedi. Buradan sürekli alım geldi. Yani artık 8.25'in altında long kalınmaz arkadaşlar. Tam tersi 8.60'ın üzerinde de yukarı doğru bir hareket hızlanacaktır diye düşünüyorum ama önümüzdeki günlerde özellikle önümüzdeki 3-4 ay içinde baz etkisiyle birlikte enflasyonun da düşmesi birazcık daha bizi rahatlatacaktır ama bu düşmesi işte enflasyon düştü hadi biz faiz indirelim modunda olursa Merkez Bankası bu dolar burayı kırar geçer arkadaşlar. Yani zaten şu anda biliniyor yani o baz etkisi biliniyor yani yaklaşık olarak işte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarında yaklaşık olarak hemen hemen ikişer falan gelmişti enflasyon yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada hemen hemen %7'lik bir enflasyon vardı geçen sene. 4 ayda %7, %8'lik bir enflasyon vardı. İşte hemen hemen şöyle düşünelim. 4 ayda birer puandan 4 puan gelse hemen hemen 3 puanlık bir baz etkisiyle birlikte enflasyon 19'lardan 16'lara kadar gelir. Ama 16'lara gelmesi işte faiz indirim anlamına gelmiyor. Zaten bunu biliyor herkes. Yani bunu herkes biliyor. Bu tarafta baz etkisi tarafında baz etkisi olduğunu herkes biliyor. Enflasyon tarafı için zaten şu anda hani enflasyon faizden yüksek duruma geldi. Sırf gelecekteki bu baz etkisiyle birlikte enflasyonun düşeceği beklentisiyle zaten dolar buralara geldi. Eğer ki Merkez Bankası bir yanılgıya düşer ve işte enflasyon önümüzdeki aylarda düşecek biz faiz indirelim derse bunu da işte farklı yollarla işte çekirdek enflasyona bakacağız, şuna bakacağız, buna bakacağız diye farklı yollarla anlatmaya kalkarsa piyasayla inatlaşılmaz arkadaşlar. Bu dolar burayı kırar gider yani. 8.60'mış, 8.80'miş dinlemez yani. Zaten sığ bir piyasadayız. Çok ciddi bir şekilde yukarı doğru gideriz yani. Şimdi altına geçelim. Altın tarafı yani altın bir türlü geçemedi arkadaşlar. Yani geçen hafta da çok söyledik. Bakın 3 defa oldu artık 1833, 1834. Yani burası artık çok böyle yani baba bir direnç oldu. Yani bizim 1500, 1490 seviyesi gibi bir direnç oldu. Yani artık burayı kıramadığı noktada yani kırdığı noktada zaten çok ciddi bir şekilde stoplar patlayacak yani. Short stoplar patlayacak ve sert bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Ama kıramadığı noktada da yani şurada şöyle daha böyle kısa vadeli bakacak olursak bakın şöyle şu şekilde bir yapı var benim gördüğüm teknik anlamda. Yani burayı kırdığı noktada şurada şöyle yapalım. Nereye geliyor? 1785. 1785'i kırdığı noktada bu sefer yeniden 1750 bölgesine kadar gelecektir. Yani 1750'yi de biliyorsunuz. 1750 de çok önemli bir bölge oldu artık. 1750-1760 bölgesi. Burası da çok ciddi bir bölge oldu. Burayı da buraya kadar gelecektir. Ama burayı da kırarsa zaten aşağıdaki seviyede 1680 seviyesiydi biliyorsunuz. Yani bu aralıkta hareket edip duruyor. Yani altın çok uzun zamandan beri yani pek bir yukarı aşağı zikzaklarla testere piyasasıyla devam ediyor. Bir trend yok. Ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü bir trend olmadan devam ediyor. Gram altında aynı şekilde 470-490 arasında dalgalanıp duruyor biliyorsunuz yani. Bu da işte hem doların hem TL'nin hem dolar TL'nin hem onsun
Bu şekilde hareketinden kaynaklanıyor. O taraflarda onsta ve dolar TL bir trend olmayınca gram altında da olmuyor. O yüzden bu şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı testere şeklinde hareket edip gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Merak ettiğiniz yine bir şey olursa Twitter'dan sorarsınız. Oradan yine ben sormaya, cevaplamaya çalışırım. Eğitimle ilgili geçen hafta bir eğitimle ilgili bir bilgi vermiştim. Sıfırdan teknik analize giriş eğitimi. Bununla ilgili bir yani konu başlıklarını yavaş yavaş hazırladım. O konu başlıklarını atacağım size. Bunlarla ilgili bir hazırlayacağım diye. Sizin de fikrinizi almak istiyorum açıkçası. Yani şunları da ekleyelim, bunları da ekleyelim diye. O şekilde bir hazırlık yapacağım. Onu da zaten sizinle Twitter'dan paylaşırım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta zorlu bir hafta olacak endeks açısından. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.